Esselamu aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Hasan'la birlikte üniversite başlamadan önce şehre geldik. Zaten beraber büyümüş arkadaşlarız. Beraber liseyi okuduk. Şimdi de üniversitede aynı bölümü tercih ettik. İkimizin de hayali aynı bölümde kesişiyor. Ben tenis antrenörü olmak istiyorum. Tenisi gerçekten küçük yaşlardan beri hayranlıkla severek izliyor ve oynuyorum. O da spor yönetimini bitirdikten sonra akademisyen olmak istiyor. İkimiz de aynı bölümde olduğumuz için evler de aynı olacak. Rahat bir şekilde buluruz diye düşündük. Çünkü çok erken gelmiştik. Emlakçıları gezdik ama bir tane ev bile bulamadık. En sonunda mahallelerin arasında gezip oradaki esnafa soruyorduk. Bildiğiniz boş ev var mı ya da söyleyen vesaire diye. Bir mahalleyi tam bitiriyorduk ki sol tarafta yukarıda iki katlı olan bir ev gördük. Müstakildi ama üst katında hiçbir şekilde perde yoktu. Acaba boş mudur? Yeni boşaltmışlar gibi. Kağıt filan da asılı değil. Mahallenin diğer tarafını gezip evin yan camlarına da baktık. Hiçbir kiralık yazısı yoktu. Gel soralım dedi Hasan. Yok oğlum boş ver. Kiralık olsa asarlardı. Denemekten ne kaybederiz oğlum? Alt tarafı kiralık değil derler geri çıkarız. Haklıydı aslında. Çok da fazla utanmama gerek yok. Bahçeye girdik, alt kattaki kapıya yaklaştık. Hasan kapıyı çaldı. Bir tane teyze açtı kapıyı. Ama iki büklüm duruyor, kamburu var. Bize doğru baktı. Ne istiyorsunuz diyerek asabi bir ses tonuyla sordu. Hasan, teyzeciğim öğrenciyiz. Bu sene başlayacağız burada okumaya. Ev arıyorduk da yukarıdaki perdeleri görmedik. O ev boş mu acaba, kiralık mı? Yok, kiralık değil, hadi gidin dedi. Tamamdır, sağ ol teyzeciğim dedik. Çattık diye düşünerek geriye dönmüştük. Ama tam bahçe kapısından çıkacakken durun diyerek ses geldi. Arkaya döndük. Bastonuyla gelin şeklinde işaret yaptı. Deli herhalde oğlum. Ekmek aldırmaya gönderecek. Alırız ya yaşlı kadın boşver. Yaşlılar bazen huysuz oluyor. Gittik kapıya buyur teyze dedik. Gelin tamam göstereceğim size dedi. Yani kiralık mı? Evet evet kiralık gelin arkamdan. Sağ eliyle bastonu tutuyor. Sol elini de sırtına doğru atmış. Yavaş yavaş merdivenlerden çıkıyordu. Biz de arkasına takıldık tabii ki. Kapıyı açtı. Etrafa bakının dedi. Kendisi içeriye girmedi. Girdik içeriye. İki oda bir salon. Ama salon yayla gibi. Müstakil bir ev yapıldığı için aile kendine göre yaptırmış tabi eski zamanda. Açıkçası sadece şu salon bile bize yeterdi. Arkadaki odalar da kafi derecede büyük. Hele banyosu, şofben olması sorun değil. Tamamen işimize gelir. Kombiyi de oydu uğraşmayız. Isınmak için de soba kuruluyor. Salonda zaten ısınsak ders çalışırken yeter. 10 numara yerdi. Teyzeciğim ne kadar istersin buraya? Ne kadar kira düşünüyorsunuz? Öyle bir miktar söyledi ki bizim düşündüğümüz maddiyatın yarısı. Neden bu kadar ucuz olduğunu anlayamadım. Neden bu kadar ucuz? Öğrencisiniz işte oturun. Çok konuşmayın. Tutuyorsunuz mu tutmuyorsunuz mu? Neredeyse hayır desek bastonla bizi içeriye girip pataklayacak. Tutuyoruz teyze tutuyoruz diye güldük. O da anahtarı içeriye doğru attı. Tamam oturun işte dedi. Teyze kira sözleşmesi derken merdivenlerden iniyordu. Bugün hangi gün dedi? Ayın 4'ü. Tamam 4'ünde getir parayı dedi aşağıya iniyor. Şaşkınlıktan ne yapacağımızı bilemedik. Hem huysuz hem tatlı. Hasan'la resmen turnayı gözünden vurmuştuk. Çünkü planladığımız para miktarı ailelerimizin göndereceği miktara göre ayarlıydı. Bu sayede derslere daha iyi asılabilir hem de ailemize çok yük olmayabilirdik. Az da çalışırdık bu sayede. Sadece hafta sonu çalışsak kafi olurdu. Hasan şu üst caddedeki sporcuya gidelim. Görmüştük yani. Ucuz ucuz yazıyordu. Oraya yeter paramız. Yazları çalıştığımız için para miktarımız vardı eşya için. Zaten birer tane yatak, bir masa, bir de salona iki tane koltuk atsak bize yeter. Buzdolabı filan her şeyi hallederdik geri kalan. Tam evin olduğu bahçeden çıkarken insanların bize garip şekilde baktığını gördük. İnsanlar sanki korkuyor mu, tiksiniyor mu anlayamadık. Hasan kolumu dürtü. Tamer oğlum bence kadının akrabası zannettiler bizi. Baksana nasıl kan kusturduysa bize nasıl bakıyorlar.
Sorma sorma. Teyze bunları kesin bastonlamıştır diye. Şakalaşarak caddeye doğru yürümeye başladık. Allah razı olsun. Spotçuya girdiğimiz adamın da oğlu başka bir ilde okuyormuş. Adam halimizden anladığı için hafif de indirim yaptı. Mahalleyi söyledik, mahallenin girişinde bekleyeceğimizi. Adam akşam vaktinde şu saatte getiririm dedi. Yeniden evin eşyalarını tamamlamak için markete gittik. Poşetleri aldık yukarıya koyduk. Adamın dediği saatte mahallenin başına çıktık. Adam taşıdığı kamyonla geldi. Tam çekti evin önüne doğru ama aşağıya inmedi. Pencereyi açıp bu ev mi dedi, bu ev dedik. Tamam siz indirin eşyalarınızı çıkartın yukarı dedi. Peki amca çıkartalım. Ama adamın da suratı düşmüştü. Aynı mahallede ilk bahçeden çıkarken bizi görenler gibi. Eşyaları yukarı çıkarırken Hasan'a da söyledim. Adama sorsak mı acaba? Yanlış mı yaptık oğlum? Kadın gerçekten düşündüğümüz gibi derinindeki ise ya huzur vermezse? Gece bağırıp çağırıp uyutmazsa bizi? Yapacak bir şey yok oğlum. Gideriz tıpaç alırız gerekirse. Takarız kulağımıza, öyle uyuruz. Sesi kesmenin başka yolu mu yok? Ses yalıtımı buluruz, bir şey yaparız. Bu fiyata kim verir başka bize ev? Burası var ya, yıkılmadan çıkmayız diyordu. Haklıydı aslında. Sorunlara çözüm bulmak gerekir. Benim gibi böyle karamsar olmaması Hasan'ın her zaman takdir ettiğim bir durumdu. Aşağıya tekrar denip son eşyaları alacakken kapıya doğru yaklaştım. Kolumu uzatıp camı tıklattım. Adam camı açtı. Abi bir şey soracağım. Mahalledekiler de bize garip baktı. Şu yaşlı teyze çok mu huysuz? Yani senin de suratın düştü bu ev olduğunu öğrenince. Bakın çocuklar, şimdi günahını almak gibi olmasın ama çok hayırlı şeyler konuşmazlar bu kadın hakkında. Yani indir cindir bunlara bulaştığı söylenir. Ha gözümde gördün mü? Vallahi görmedim. Ama işte insanların söylemesidir. Uzak durmakta fayda olduğu söylenir. O yüzden girmek istemedim. Yoksa yardım ederim size. Tamamdır abicim, sağ olasın. Eşyanın son kalanını da kaldırdıktan sonra kamyonun kapısını kapattık. El salladıktan sonra gitti adam. Hasan yukarıya çıktığımızda sordu. Ne dedi adam? Kadın huysuz muymuş? Kadın inli cinli dedi oğlum. İnlerle cinlerle uğraşıyormuş. Büyücü filan olmasın. Hasan da gülmeye başladı. Düşünsene oğlum büyücüyse soruları almaz mıyız lan? Ha ne diyorsun? Cinlerini gönderir soruları kapar. Biz de birazcık daha arttırırız kirayı. Yahu zevzek zevzek konuşma Hasan. Hasan gülerek hadi şunları yerleştirelim dedi. Eşyaların tamamını halletmiştik. Gerçekten süper oldu. Bir tek yatak kaldı bazalara. Onları da yarın hallettik mi tamamdır. Onları ikinci el almak yerine sıfır almayı daha uygun bulduk. Hem de böylece daha hijyenik olacaktı. Salondaki kanapelerde yatacaktık. Zaten eşyalarımızın da bir kısmı yanımızdaydı. Bir hafta sonra tekrardan gelecektik. Yarın sabah yola çıkarız dedik. O gece hiçbir şey olmadı. Teyzeden bir anormallik duymadım. Açıkçası uykuda gözüme girmemişti. Demir ve eski bir kapı olduğu için kilidi değiştirmek neredeyse çok zor. Bu yüzden kilidi değiştiremeyecektik. Ama teyzede yediği var mı yok mu, eve girmiş mi girmemiş mi bundan emin olmak için arka tarafa bir şey koyacaktım. Ve bir işaret. Kendisi içeriye girdiğinde düşürse bile tekrardan koyduğunda aynı şekilde koyması imkansız olacaktı. Tam arka tarafına doğru gelecek şekilde bir çizgi çekerek hafifçe bir şey yasladım kapıya doğru. Kapıyı da sonra kapattım. Hasan, oğlum FBI mi girecek içeri lan? Bu bir tuzağı kursaydın dedi. Sus lan sus hadi yürü. Aşağıya inip otogara geçtik. Bir hafta boyunca götüreceğimiz eşyaları hazırladık. Ailemize evi anlattık, fotoğrafla gösterdik. Sonrasında da otobüse binip geri döndük. Eve tekrardan geldiğimizde açıkçası aklıma gelen ilk şey kapının arkasına koyduğum o düzenekti. İçeriye birinin girip girmediğini kontrol etmek istiyordum. Merdivenlerden yukarıya çıktık. Direkt kapıyı açtım. Yana doğru yamuldu hemen. İşarete baktım. Doğru yerde. Eve kimse girmemiş. Ne oldu lan bu bir tuzakçı? Piramidimize kimse girmemiş mi? Yoksa hazine ve defineyi bulamamışlar mı? Hasan uğraşma benimle geç içeri. Tamam oğlum bir şey demedim. Salona geçti. Sonra da çantalarımızı dolaplara yerleştirdik. Kılık kıyafetimizi, her şeyimizi getirmiştik. Bir de dolaplık için malzemeler vermişti ailelerimiz. Onları da yerleştirip
Yorgunlukta tamamen yatağa attım kendimi. Gece bir gibi yere vurulma titremesi geldi. Resmen duvar sallanıyor ve titriyor. Duvara doğru elimi koydum. Deprem mi oluyor lan? Zelzele mi bu diyerek hemen kalktım. Işığı açıp avizeye doğru baktım. Hiçbir sallantı ya da anormalite yoktu. Yavaşça kapıyı açtım. Hasan'ın kapısını açıp baktım. Hasan uyuyordu. Sonra da sese odaklandım. Ses aşağıdan geliyor sanki. Duvara doğru kulağımı yasladığımda konuşma gibi fısıltılar geliyor. Yankılanıyor resmen duvardan. Acaba teyzenin başına bir şey mi geliyor diye düşündüm. Kapıyı açtım. Merdivenlerden aşağıya indim. Alt taraftaki korkulukların olduğu pencere açıktı. Perdede hafif sıyrılmış şekilde. Aşağıdan perdenin arasına baktım. Öne doğru sallanan siyahlıklar gördüm. Bir ileri bir geriye doğru. Orta tarafta biri yatıyor. Elini gördüm ama sol elindeki yüzük tanıdık. Tam bu Hasan'ın değil mi? Hasan'ın yüzüğü bu. Korkuluklardan sağa doğru geldim. O siyahlılar kenara doğru açılır gibi oldu. Yerde Hasan yatıyor. Net şekilde gördüm. Lan Hasan diyerek bağıracaktım ki kolumdan biri tuttu. Tutmasıyla beraber hafif bir çığlık atarak ne oluyor diyerek döndüm. Bu Hasan'dı. Ne yapıyorsun oğlum gece vakti burada? Tuvalete kalktım, kapı açıktı, dış kapı. Bir şey oldu zannedip aşağıya indim. Karanlık evi niye izliyorsun, manyak mısın sen? Teyzeyi mi dikiziyorsun? Lan ne karanlığı? Baksana şuraya. Sen yatıyorsun diye döndüm. Harbiden de oda karanlıktı. Işık kapalı, hiç kimse yoktu içeride. Dona kaldım bir an. Çünkü şoka girmiştim. Emindim orada gördüğüme insanları. Hatta garip garip simsiyah giyinmiş sallanıyorlardı. Orta taraftaki koridorun ışığı yandı. Dışarıya doğru yansıyan ışıkla teyzenin uyandığını anladık. Hasan kolumdan tuttu. Sessiz şekilde. Adıl'ın teyze anladı galiba. Seslerimizi duymuş olabilir. Kadını bir de rahatsız ettik diyerek evden kovulmayalım. Merdivenlerden parmak ucumuzla hızlı hızlı çıktık. Kapıyı kapattık sessizce. Hasan birazcık sinirliydi. Git yat yatağına Tamer. Garip garip sesler çıkarma sakın. Ya da aşağı inip eve bakma. Sonra kovulacağız. Bir de evsiz kalmayalım. Okulun başlamasına bir hafta kaldı. Tamam tamam, merak etme. Yatağa tekrardan yattım ama aklım aşağıdaki görüntüdeydi. Net şekilde orta tarafta gördüm onu. Hasan nasıl oldu da yukarıya tekrar çıktı? Ya da yukarıda yatarken aşağıya indi? Gördüğüm görüntü bir rüya değil. Gözümle gördüm. Kafamı çok kurcaladı bu olay. Ama Hasan'ın dediği gibi üzerinde durmamam lazım. Kadın ya evinin önünde beni öyle yakalasaydı, direkt evden atardı apar topar. Ne yapardık, nereden bulurduk? Zaten bütün paramızı eşyalara yatırdık kalın. Depozito falan da istemediği için rahat etmiştik. Yastığa doğru gömüldüm. Birkaç dua okuduktan sonra yattım. Sabah kalktığımda Hasan mutfakta türkü söylüyordu. Gece uykusuz kalmışım. O kadar fazla uykum var ki. Yataktan çıktım, mutfağa doğru ilerledim. Hayvan, insan biraz uyuyana saygı gösterir. Ne bağıra bağıra türkü söylüyorsun? Ne yiyoruz, ne var menüde? Ne kızartıyorsun? Kalbimi. Kalbini mi? Ne diyorsun oğlum? O nasıl ses? Bir anda bana doğru döndü. Elindeki tavanın içinde yağ. Gerçekten de göğsünden çıkarılmış kalbi var. Göğsü yarılmış şekilde. Hem de arka tarafından da açıklık var. Arkasını görebiliyorum. Gözleri kan doldu. Kan ağlar gibi akmaya başladı suratından. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Geriye doğru gitmeye çalışırken arka taraftaki kapının kenarına çarptım. Yere doğru düştüm. Topuklarımla kendimi itekleyerek kaçmaya çalışırken bir anda Hasan tuttu beni. Ne oldu oğlum, niye bağırıyorsun lan? Ne yapıyorsun deli? Sakin ol diyor. Bir Hasan'a baktım, bir de mutfağa doğru. İçeride sen vardın oğlum. Kalbin sökülmüştü. Tavanın üstünde kalbin vardı. Korkudan titreyip sinirden ağlamaya başlamıştım. Hasan yavaşça giderek mutfağın içine doğru baktı. Tavan hava yok oğlum, ocak bile yanmıyor. Sen dün gecenin etkisinde kaldın bence. Hala atlatamadın dün geceyi. Baksana, abuk sabuk şeyler söylüyorsun. Kalk bir soğuk duş al, kendine gel. Kafayı yedin diyerek elini uzattı. Elini tuttuğumda gerçekten korkudan titriyordum. O da anladı. Harbiden çok korkmuşsun lan. İyi misin?
İstiyorsan bir hastaneye gidelim. Elinin tersiyle elini kalbimin üzerine getirdi. Kalbim adrenalinden ve korkudan çok hızlı atıyordu. Kalbin çıkacak harbiden. Hadi giyin de bir hastaneye gidelim. Yok yok tamam. Söylediğin gibi bir duş alsam soğuk kâfi benim için. Kendime gelirim hemen. Dolaptan havlumu aldım, banyoya geçtim. Soğuk su da alacağım için direkt açtım musluğu. Suyun altına girdim. Başımdan aşağı akan sular genelde dişlerimi titretirdi. Ama vücudum o kadar korkudan ısınmıştı ki hiçbir şekilde soğuktan etkilenmiyordum. Vücudumu iyice yıkıyordum. Başımı geriye duvara doğru yasladım. Sürekli olarak aklıma o amcanın söyledikleri geliyordu. Spotçudaki. Pencereden uzandığında inli cinli işlerle uğraşıyor demişti. Gördüklerim de böyle şeylere çok uygun. Ya gerçekten cinli bir kadının evinde kiracı olarak kalıyorsa, burası resmen bizim için cehennem olur. Ya da kendi kendime paranoya yaklaşıp gerçekten halüsinasyonlar mı görüyorum? Bilinçaltı insana çok güzel oyunlar oynar. Sürekli olarak bu durumu kafama taktığım için mi? Giderken bile kapının arkasına bir eşyayı bobi tuzağı gibi koydum gerçekten. Bir şey olsaydı eve girilseydi girilirdi. Hiçbir şekilde de tuzakta bir yanlışlık yoktu. Neyse. En iyisi Hasan'ın söylediği gibi çok kafaya takmamak. Kafamda kurgulamamak. Kendi kendime oyunlar oynuyorum belli ki. İyice duş aldıktan sonra çıktım. Kurulandım. Hasan da hadi çıkalım. Okulun etrafında gezinelim biraz. Kafeler neler var bakalım. Sadece bir iki defa gezindik. Başka hiçbir şeyini bilmiyoruz. Doğru haklısın hadi inelim dedim. Kapıyı açtık merdivenden aşağıya inerken tahta kırma sesi geliyordu. Duyuyorsun değil mi lan bunu dedim. Duyuyorum oğlum tahta kırıyor birisi hatta oldum. Aşağıya indik. Teyze sol tarafta bir kütüğün üzerinde baltayı kaldırıp vuruyor. Hem de o kambur haliyle. Maşallah gücü de yerinde. Hayırdır teyzecim? Odun kesmekle ne yaz hazırlık mı? Yoksa sen ustos böceği misin bizden mi saklıyorsun? Hasan espri yapınca kadının suratında tek bir mimik bile oynamadı. Açıkçası olaylardan dolayı benim de yüzümde mimik oynamadı. Tamam, iyi espri olmayabilir. Yardım edelim mi teyzeciğim? Bakın işinize dedi. Devam etti kırmaya. Yaz vakti gerçekten odun kırması garipti. Ya da Hasan'ın söylediği gibi kışa hazırlık yapıyordu. Dışarıya çıktık, okulun etrafında gezindik. Birkaç tane kafe keşfettik. Güzel duruyordu görünüşleri. Oturduğumuzda Hasan, bak kafana taktığını anlıyorum kardeşim. Bazen insanlar duyduklarından dolayı etkilenir. Şu spotçu amcanın dediğinden dolayı kadını inci cinci yaptın. Kadının bir zararı yok lan. Baksana tek başına. Babasını bile kendi kuracak. Odunu da kendi kırıyor. Bu kadından ne zarar gelir? Bırak takma kafaya. Ses mes duyuyorsan da söyle bana hemen. Uyandır kaldır gerekirse. Vallahi kızmayacağım lan. Tamam tamam eyvallah sana sağ olasın. Çayımı içtikten sonra kalktık. Eve doğru dönerken marketten bir şeyler aldık. Eve geçtiğimizde mutfakta uğraşırken zaman hızlı geçti. Akşam hemen olmuştu yine. Yemekleri yedik. Televizyonda öyle bakınıyorduk. Laptopu bağlayıp film izleyelim dedi Hasan. Olur abi vakit de geçer iyi olur. Kanepeleri açtık. Yattık uzandık. Televizyonda film izlerken uyku çöktü bana. Zaten şu korku ve az uyumaktan dolayı tamamen bitkin haldeydim. Arkamı döndüm. Evin dış kapısının açıldığını duydum birkaç dakika sonra. Başımı kaldırdım. Sola doğru baktım Hasan yok. Nereye gidiyor lan bu? Lan madem gidiyorsun bana niye haber vermiyorsun? Kesin benim duyduğum sesleri duydu. Başka açıklaması olamaz. Hemen kalktım. Dış kapıya doğru yöneldim. Dış kapı hafif aralık bırakılarak açılmıştı. Ah Hasan ah. Hem bana söylüyorsun hem de kendin tek gidiyorsun. Hafifçe aşağıya doğru yavaş yavaş indim. Parmak ucunda iniyordum ses çıkarmamak için. Hasan hipnotize olmuş gibi öylece pencereden içeriye doğru bakıyordu. Sana söyledim oğlum, sana söyledim. Ama sen bana inanmadın. Hasan, Hasan kendine gel. Gittim, tam kolunu dürtecektim ki kolu elimde kaldı. Resmen koptu kolu. Sonrasında da parçalanmış suratıyla beraber bana döndü. Tamer, Tamer. Bizim olacaksın Tamer. Geriye doğru küfrederek yukarıya merdivenlerden koşmaya başladım. Kapı kapalıydı. Deli gibi kapıya vurup Hasan
İçeride misin, aç kapıyı diyerek bağırmaya başladım. Kapıyı her ne kadar vursam da hiçbir ses gelmedi. Merdivenin başına doğru baktım. Kolu kopmuş şekilde yavaş yavaş yerde sürüklenir gibi anlık olarak hızlanarak yukarıya doğru çıkıyordu. Allah'ım sen bana yardım et. Rabbim sen bana yardım et. Gözlerimi kapattım. Suratımı iyice koruyacak şekilde kollarımla sardım. Kapının açılma sesiyle "Lan ne oluyor, ne bağırıyorsun yine?" diyerek kızgın bir ses geldi. Gözlerimi açtım, sonra da kollarımı çektim. Aşağıda kimse yoktu. "Hasan, iyice boku çıktı bu durumun," dedi. Kapıyı açık bırakarak içeriye doğru gitti. Alt kapının açılma sesini duyunca hemen kendimi içeriye atarak sessizce kilidi kapattım. İçeriye girdim. Hasan öfkeliydi. "Bak kardeşim, beni de korkutmaya başladın. Ben galiba seninle yapamayacağım. Daha okul başlamadan böyle delirmeye başladıysan ya bir psikiyatriye git ya da ne bileyim Hacı Hoca'ya bir şeye git." "Oğlum yeter lan. Senin yüzünden ben de iyice diken üstünde kaldım. Deli gibi bağırıyorsun. Millet uyansa, ne yapıyor bu çocuklar dese, polise şikayet etse. Ucuz bulduğumuz evden de atılacağız. Vallahi kendini toparla Tamer. Böyle ucuz bir yerden çocukluk arkadaşıyız diye saçma sapan şeylerin yüzünden atılmak istemiyorum. Bir hayalimiz var. Gerçekleştirmek için büyük bir adımını başardık. Küçük adımlar kalmışken şimdi olmaz kardeşim," dedi. Bu sırada kapı çaldı. Camına bastonla vuruluyordu. "Al işte teyze geldi. Ne yapacağız şimdi?" diye Hasan ayağa kalktı. "Ben gerçekleri anlatayım istiyorsan. Kadın zaten doğruları söyleyecektir. Büyücü olduğunu duyduğunda yüzüne bakarız. Saçmalama, çekil şuradan," diye itekledi beni. Kanepenin tam ucundan tutundum. Çaktırmadan bakacak ve deneyecek şekilde salonun kapısına doğru yaklaştım. Kapıyı açtı. "Buyur teyzeciğim," diyerek seslendi Hasan. "Oğlum, yukarıdan sesler geldi. Bir bağırma sesi gibi bir şey duydum. Bir şeyiniz yok ya. Varsa da söyleyin." "Teyzeciğim, biz de aynı sese uyandık. O yüzden ışığımız açık. Biz de sana bir şey oldu mu?" diye aramızda konuşuyorduk. "Hatta arkadaşım aşağı inelim diye ısrar etti. Ben de rahatsızlık veririz, yanlış anlaşılırız diyerek inmedik aşağıya." "Yok yavrum, ses yukarıdan geldi eminim." "O zaman dışarıdan gelmiştir teyzeciğim. Belki başka evden gelmiştir. Biz de sizden geldiğini zannetmiştik." "Tamam yavrum, tamam o zaman." Teyzenin bu kadar ılımlı konuşmasını beklemiyordum. O ilk gördüğümüz hudubet teması altındaki teyze tamamen iyilik meleği şeklinde konuştu. Belki de kadın gerçekten iyi, yumuşak kırınlılık yapmamak için ketum görünüyordu. Kapıyı kapattıktan sonra sen "Gör gör utan. Şu kadına büyücü falan diyorsun. Kadın yukarıya çıktı lan bu yaşında." Kambur haliyle tekrardan kapıyı çaldı, "bir şeyimiz var mı?" diye. "Yarın özür dile istiyorsan. Ne dersin? Hakkına girdin çünkü." Hasan sonrasında öfkeli şekilde nefes alıp vererek odasına doğru ilerledi. Ben de öylece koltuğa oturdum salonda. Haklılardı galiba. Kendi kendime yaptığım kuruntularla kadının günahını da aldım. Kadın bu yaşında yukarıya çıktı ve geldi. Birazcık moralim bozulmuştu. Yatağa yattım. En iyisi annemi aramak. Ayetel kürsüye nasıl felak okunuyordu sanırım. Ne kadar aciz kalıyorum. Şuraya bak. Kendi dinimde olan şeyleri biliyorum ama daha okumaya bile acizim. Anca yumurta sıkışınca. Neyse, sabah annemle bu konuyu da görüşmek istiyorum. Yastığa gömüldüm, uykuya daldım. Sabah kalktığımda Hasan duştaydı. "Kahvaltıyı hazırlıyorum. Yumurta peynirli mi olsun, sucuklu mu?" dedim. Ses vermedi. Herhalde hala tavırlı. Haklı da çocuk, ne diyeyim şimdi. Girdim mutfağa. Mutfakta yumurta kırarken "Günaydın" diyerek bir sesle Hasan girdi. Elimde yumurta öyle baka kaldım. "Oğlum bağırma. Ya da garip bir şey oldu deme, gözünü seveyim bak. Daha dün akşam konuştuk." "Yok oğlum yok. Şey, sucuklu mu yersin peynirli mi yumurtayı?" "Vallahi sucuklu yapsana lan. Annenler sucuğu köyden getiriyor değil mi? Bayılıyorum lan o sucuğa. Sen sucuğu yap. Ben de bir içeri gideyim, elimi yüzümü yıkayayım. Sonra da gelir yardım ederim." "Tamam tamam. Olur." Ne söyleyeceğimi bilemedim. Duşta olduğuna eminim. Ama adam çapaklı şekilde uyanıp gelip dolaptan su içti. Bu olaylar böyle bitmeyecek. Annemle tam teşekkürlü konuşsam iyi olacak. Kesinlikle bana bir şeyler oluyor ya da aklımı kaybediyorum. Yumurtayı filan hallettim. Elini yüzünü yıkadı geldi.
O da aldı dolaptan bir şeyler koydu masaya. Kahvaltı yaparken, istiyorsan biraz sahil tarafına inelim ne diyorsun? Muhabbet sohbet de olur. Çekirdek falan da alırız lan. Eski çocukluk zamanlarındaki gibi. Kola çekirdek yaparız. Olur vallahi biraz da kafam dağılmış olur. Ama öncesinde ben bir annemle konuşayım. Olur olur. Ben de spotçu amcaya gideceğim. Şu hani dolabın yan tarafına doğru bir masa vardı ya onu alayım diyorum. Tabii al rahat edeceksen neden almayasın? Haydi sen sofrayı toparlarsın ha. Dün ben toparladım. Tamam tamam ben hallederim. Hasan çıktıktan sonra hemen annemi aradım. Annem sesimdeki kırgınlığı anladı hemen. Bir aksilik olduğunu da. Anne yüreği işte hissediyor. Anlattım durumları ona. Her şeyiyle. Evden çıkmamı söyledi ve beklememi. Arayacağını da. Evden çıktım. Hasan'ın yanına gidecektim. Spotçu amcanın yanına gittim. Hasan'ın uğramadığını söyledi. Nasıl yani? Hasan hiç uğramadı mı? Emin misin amca sana geleceğini söylemişti. Telefonla aradım. Telefonu da kapalı. Allah Allah. Nereye gitti bu acaba? Geri eve döneyim en iyisi. Belki de eve geri gelmiştir beni almak için. Vazgeçmiş de olabilir, başka yoldan gelmiştir. Etrafı keşfetmeyi seviyordu. Evin önüne doğru geldim. Yukarıya çıkarken teyzenin tekrardan odun kırdığını gördüm. Bana doğru tip tip bakıyordu. Merdivenlerden hızlıca çıktım. Kapı yarım şekilde açık. Hasan, içeride misin? Buradayım diyerek ses geldi. Benim odamdaydı. Ne yapıyorsun oğlum benim odamda? Bana bakmaya geldiysen ben de senin arkandan gelmiştim. Spotçu uğramadı dedi, vaz mı geçtin? Buradayım diyerek tekrardan bağırdı. Tekrardan bağırmasıyla beraber içeriye girdim. Ayakkabılarımı çıkarmadan odaya gittim. Odayı araladım. Hiç kimse yok. Hasan'ın sesinin buradan geldiğine eminim. Buradayım diyerek tekrardan ses geldi. Bu sefer salondan. Korkmaya başlamıştım. Hasan benimle dalga geçme oğlum. Neredesin lan, çık işte. Koridora gel dedim. Hiçbir ses gelmedi. Sadece uğultu şeklinde bir ses. Sallandı gibi. Bak Hasan ayıp ediyorsun ha. Vallahi dalga geçiyorsan kaldıramıyorum kardeşim. Biliyorsun zaten kafam gidik. Neredesin? Buradayım, gelsene Tamer. Gerçekten içeriden sesleniyor salondan. Yavaş adımlarla gitmeden önce hemen yan taraftaki sopayı aldım. Sıkıca kavradım. Ne olursa olsun bu sefer kendimi yem etmeyecektim. Ne gelirse karşıma üstüme koşacak ve saldıracaktım. Besmele çektim. Yavaş yavaş adımlar attım. Sonunda salonun girişine doğru geldim. Sopanın ucunu uzatarak kapıyı yavaşça açtım. Salonun ortasında Hasan öylece yatıyordu. Üstünde sülükler, yılan ve akrepler geziyordu. Gözleri dışarıya doğru çıkarılmıştı. İki yan tarafa doğru birer tane konulmuş. Etrafını saran siyah olanlar bir öne bir arkaya zikir çeker gibi eğiliyorlar. Hepsi aynı hareketi yapıyor. Korkudan dışarıya doğru çıkmak için dış kapıya yönelecektim ki dış kapı açılıp içeriye teyze girmiş. Bastonuyla beraber öylece duruyor. Bana doğru yürümeye başladı. Bastonu kullanmıyordu bile. Ben onu vurmak için kolumu kaldırmaya çalıştım ama kilitlenmiştim. Elim aşağıya doğru inmedi. Boğulur gibi oldum. Sonra da dizlerimin üstüne çöktüm. Gözleri simsiyah oldu. Zifiri karanlık sarmıştı gözlerini. Teyze bana doğru bakıp, "Sen bizim yemeğimize karışamazsın. Sen bizim adağımıza karışamazsın. Seni seçmediğim için şanslısın." Bunları söyledi. Sonrasını hatırlamıyorum. Baygınlık geçirmişim. Ama başımda yine Hasan vardı. "Oğlum iyi misin lan, kalk," diyerek yüzüme sürahiyle su döktü. Soğuk suyu yiyince kendime geldim. Kalktım, etrafa bakındım. "O kadın büyücü oğlum. O kadın büyücü," diyerek kalkıp odama yürüdüm. Sonra da çantamı alıp eşyaları doldurmaya başladım. "Sen burada kalabilirsin kardeşim ama ben kalmıyorum. Gider bir pansiyon bularım. Sonrasında gerekirse dışarıda yatarım. Bu kadın büyücü ve seni atak etmiş. Bana öyle söyledi. Yemeğimiz dedi senin için. Sana çok kötü şeyler yapacaklar. İster inan ister inanma. İnanmazsan da kendin bilirsin. Ben gidiyorum, haydi eyvallah," diyerek çantaya elimden gelen her şeyi doldurdum. "Oğlum saçmalama lan. Şaka yapıyordum böyle şey derken. Tamam dur, konuşalım bir bekle," dedi. "Kardeşim, sen ne yapıyorsan yap. Ben artık bu evde kalmak istemiyorum. O kadın çok tehlikeli. Bu evde kalma sakın.
Kapıyı çarpıp çıktım. Hasan öylece kaldı orada. Merdivenlerden indim. Odun kırmayı bırakmıştı. Çıkarken bahçenin kapısını kapatırken gördüm. O sol taraftaki pencerede, perdenin arkasında hareket ediyor. Beni izliyordu gidişimi. Hiç umursamadım. Direkt bir taksi çevirip otogarın yolunu tuttum. Sonra da biletimi kestirip akşam vakti eve geri dönüyordum. Annem akşam saatlerinde aradığında zaten evin önüne gelmek üzereydim. Telefonu açmadım. Evin önüne geldiğim gibi de kapıyı çaldım. Annem kapıyı açınca şaşırdı. Oğlum, hayırdır inşallah, neden geldin? Yok anne, o evde yapamayacağım. En azından bir dönem gitmem, bir dönem uzatırım. Ama kesinlikle o evde kalmam. Geç şöyle otur dedi. Geçtim içeriye oturdum. Annem anlat tane tane ne oldu diye. Annemle konuştuktan sonra olanları anlattım. En sonunda da gördüklerimi. Bana inanmadı anne, yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım. Kalıyorsa kalsın orada. Annem, durumu bir hocaya sordu. Baban da hocanın yanına gitti. Durum basit değil oğlum. Söylentiler, sonrasında da hocaya ismini verince oranın kadını tanıyormuş galiba. Baban da almaya gitti. Seni arayacaktı hoca. Bunları konuşurken kapı açıldı. Gel hocam diyerek bir ses. Babam içeriye doğru biriyle girdi. Ayağa kalktım hemen. Oğlum, Tamer iyi misin? Hemen yanıma geldi, elini öptüm. Sıkıca sarıldım. İyiyim baba, iyiyim. Sabahtan sonra yaşadıklarım kafamı attırdı. Ben de otogara gittim. Aldım biletimi, geldim. Ne olursa olsun dönmek istemiyorum. Hoca elini uzattı. Hocam merhaba. İsmim Tamer. Hocanın da ismi Mehmet'ti. Geldi oturdu. Şimdi sana o kadını tarif etmeye çalışacağım. Sen de bana doğru veya değil diye anlat dedi. Kadının kambur olduğunu ya da hiçbir şeyini söylememiştim. Kadını birebir anlattı. Hatta evini dahil. Adı Güzin bu kadının. Yıllar öncesinde bir büyüde parmağı vardı. Oradan biliyorum. Dünya ne kadar küçük, tesadüfe bak. Arkadaşını ara ve oyundan çıkmasını söyle. Büyük ihtimalle siz evden çıktıktan sonra büyü yapmıştır. Sana etki ediyordur evden uzaklaştırmak için. Sen evden uzaklaşınca da adak edeceği çocuk tek başına kalacak. Sonrasında da eline düşürdüğü gibi bir kara dul gibi onu zehirlemeye başlayacak. Onun kabilesine zikir çekenler derler. İbadet için zikir çekerler ama ters şekilde yaparlar. Şeytana taparlar ve ifritlerle, iblislerle anlaşma yaparlar. Çocuk orada kaldığı sürece yaşama şansı çok az. Ne yapacağız hocam? Hasan'ın telefonu kapalı, açılmıyor. Ne kadar arasam da yok. O zaman biz gidelim. Yetişmeye çalışalım. Eğer yetişemezsek durum vahimdir. Ayağa doğru kalktı. Benim araçla geldik zaten buraya da. Sen benimle gel, beraber gidelim dedi. Hocayla beraber gidecekken babam ben de geleyim dedi. Yok Bedir, sen burada hanımının yanında kal. Merak etme. Çocuğun bana emanettir. Önce Rabbimize, sonra bana. Tamam hocam, aman dikkatli olun dedi. Arabaya bindik. Gecenin ilerleyen saatlerinde gelmiştik. 2:30 filandı saat. Mahalleye girdiğimizde bizim evin ışığı yanıyor. Anahtar sende var mı diye sordu. Var dedim. Anahtarı onu uzatırken kapının açık olduğunu fark ettim. Bakın hocam, aşağıki kapı açık. Çoktan yukarıya çıkmıştır o. Merak etme. Sen buradan ayrılma. Bak, böyle şeyler çok fazla sık yaşanmaz. Ama ben senden yardım istemem. Bana yardıma gel diyerek söylemem. Olur da pencereyi açtığımı görürsün. Buraya gel dediğimi duyarsın, inanma. Arkadaşın içinde. Ben arkadaşın için elimden geleni yapacağım. Bu kapıyı da benden başkası açamaz. Tamam mı? Kapıyı aç filan dersem de açma. Tamam hocam. Siz nasıl istiyorsanız. Açıkçası adrenalinim çok yükselmişti. Hocanın bu söylemlerinden sonra korkmamak elde değildi ki. Çok fazla korkmaya başlamıştım. Hoca aşağı indikten sonra takkesini düzeltip içeriye girdi. Anahtarı vermiştim ona. Merdivenlerden çıktı. İçeriye girdi sanırım. Aradan 5 dakika kadar geçti. Hocanın kanlı elleri bir anda cama doğru geldi. Sanki yukarıya doğru tırmanmaya çalışıyor. Yüzü bir anda cama doğru yapıştı. Pencerede görebiliyordum onu. Yardım et der gibi elini pencereye vuruyordu. Tam kapının kulpuna doğru elimi götürdüm. Hayır hayır, hocanın söylediğini dinlemeliyim. Kesinlikle açmamalıyım. Hocanın arkasında yine o siyah,
Karanlık varlıklar görünüyordu. İleri geriye doğru hareket eden, ışıklar sürekli olarak açılıp kapanan. Sonrasında ise alt tarafın ışığı yandı. Orta taraftaki demir kapı açıldığında sallanan birisi var. İyice odaklandım. Bu Hasan. Hasan koridorda asılmış şekilde duruyor. Sonra da yukarıdaki kanlar aşağıya doğru çekildi. Hocayı göremez oldum. Korkudan polisimi arasam diyerek telefonu elime aldım. Telefonu elimde zor tutuyordum. Titriyordu ellerim. Bir anda cama doğru vurulma sesi geldi. Arkama doğru döndüm. Hafifçe uzaklaştım. Cama doğru gelen hocaydı. Kapıyı aç. Kapıyı aç, beni de alacaklar. Kurtaramadım arkadaşını. Kapıyı aç diyerek vuruyordu cama. Kapıyı açıp açmamak arasında kalmıştım. Hemen kapattım gözlerimi. Kulaklarımı tıkadım. Besmele çektim. Nas, felak, ne biliyorsam okumaya başladım. Sesler kesilmişti. Gözlerimi hafifçe açıp cama doğru döndüm. Döndüğümde camda ne kan izi vardı, ne de hocanın ellerinin izleri. Hiçbir şey yoktu. Aradan yarım saat kadar geçtikten sonra korkudan sadece ağlıyordum. Merdivenlerden inme sesi duyunca merdivenlere doğru baktım. Hoca Hasan'ın omzuna doğru tutunmuş, onu sürükler şekilde taşıyor. Çıkmadım. Yine de bekledim. Geldi, arka kapıyı açtı. Hasan'ı yatırdığında kollarında birçok yazı, suratında ise semboller vardı. Burnundan da kan gelmişti. Hemen arabanın ön tarafına bindi. Arabayı çalıştırdı. Hareket ediyorduk. Tam hareket edip mahallenin sonuna gelecekken bir bağırış geldi. Sonrasında büyük bir küt sesi. Ne oldu diyerek sordum. Allah'ın belası cezasını gördü. Büyüğü tamamlayamadığı için onun canını aldılar. Hiçbir şey konuşmadan korkuyla sustum. Eve geri döndüğümüzde sabah saatleriydi. Gün artık yavaş yavaş ayılıyordu. Hasan'ı taşıyıp eve soktuk. Babamla birlikte iyice yıkadık. Sonrasında da benim kıyafetlerimden kıyafet giydirdik. Hasan kendine gelmeye başladığında öğlen saatleriydi. Hoca bizi tembihlemeye başladı. Hiçbir şekilde orada olmadığınızı söyleyeceksiniz. Şahidiniz benim. Beni ziyarete geldiğini, sonrasında da Hasan'ı almaya gittiğimizi söyleyeceğiz. Hasan'ı alıp çıktığımızı. Tamam mı? Hocam, orada ne oldu? Kadın kendini aşağıya mı attı? Hayır, onu aşağıya attılar. Kadın, yaptığı büyü tamamlanmadan bozdum. Kurtardım Hasan'ı. Zikir çekip ifrite onu kurban etmek istediler. Başaramadıkları için de büyünün akdinde ismi yazan büyücü olan Güzin'i aldılar. Hasan kurtuldu mu yani? Evet, kurtuldu. Siz söylediğim gibi ifadenizi verin yeterli dedi. Bir hafta kadar evimize polisler de geldi, ifadeleri de verdik. Bize hiçbir şey olmadı. Mahallenin de verdiği ifadeler söylediklerimiz de tutuyordu. Mahalleli de aynı şekilde bizi tuzağa düşürmek isteyen bir kadın olduğunu polislere söylediler. Dosya sonrasında kapanıp gitti. Açıkçası o sene okula gidemedik. Psikolojik olarak çok kötü durumdaydım. Aylarca ışık açık uyudum. Geceleri her uyuduğumda birinin bana sesleneceğini ya da beni boğazlayacağını düşünüyordum. Ailemin de desteğiyle Hasan'ın da ailesi de destek verdi. İkimiz de sınava tekrardan girerek farklı bir ilde aynı bölümü kazandık. Şimdi hayallerimizi yaşıyoruz. Okulumuzun 3. senesindeyiz. Aradan kaç yıl geçti ama hala geceleri korkuyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Öksüz Hüddam dinleyicilerine özel Hüddam Hamil başladı. Ekrandaki kutucuktan ya da sabit yorumdaki linkten giderek Hüddam Hamil'i dinlemeye başlayabilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.